Overnight, two massive earthquakes struck southeastern Turkey. Their magnitude 7.8 and 7.6. Antakya artık yok. Artık Antakya yok. Terk edildik. Her zamanki gibi terk edildik. Şehir kokuyor. Artık şehir gaz kokuyor. Doğal gaz kokusu değil bu. İnsanlar çürüyorlar. Allah'tan hava soğuk ama insanlar çürüyorlar. Gangren kokuyor. Ölü kokuyor. Ölü kokuyor. Ya senin! Gelip yardım etmiyorlar! Yardım etmiyorlar! Hani nerede yardım? Hiçbir yardım nerede yok orada. Kimse gelmedi, gelmedi! İnsanlar tepkililer, yardımların yeterli olmadığını belirtiyorlar. Evet. 2 gün boyunca 50 saat boyunca bu gerçekten burada yaptığımız bu yayın sırasında onun başkanlığında oluşturulan ekipler 6 gündür elimizde. Ben konuşmak istiyorum abi. Onun başında bulunan bir dairede 12 kişi var. 12 kişi. Müdahaleler yeter. Kimse müdahale etme. Yalan söylüyor. Akşam geldi resim çekti. Yemek yediniz mi? Hayır, ne yemek yedik? En son ne zaman yemek yediniz? Ben enkazdan çıktım ama annem, babam ve kardeşim enkazın içinde. Ay. Kaç gündür bekliyoruz, tek bir araç bile göndermiyorlar. Evet, ekipler asla gelmiyor ve hiç kimse gelmiyor asla. Bu konuların da altını çiziyoruz. Ekipler bunu başından beri söylüyorduk. Ne kadar imkan varsa hepsini göndermenizi istiyorum, lütfen. Çevre iller de aynı şekilde, sadece Antakya değil. Lütfen. Rica ediyorum. Lütfen. Lütfen. Allah rızası için burada insanlar çok kötü. Hatay çok kötü. İnsanlar çok kötü. Hiçbir şey yok. Herkes enkaz altında. Millet yalvarıyor kurtarılmak için. Elimizden bir şey gelmiyor. Çok zor bir durumda Hatay. Elimizden geldiğini yapmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 48 saattir tempo yapıyoruz. Sayısız insan kurtardık. Sizinle paylaşamayacağımız görüntüler de vardı. Ne yazık ki herkesi canlı bir şekilde enkazdan çıkartamıyoruz ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Geceden beri uyumuyorum. Sürekli oturup tek yapabildiğim şey insanların yardımcılıklarını bir şekilde o çok kalabalıklara ulaşan sosyal mecralarımızda paylaşmak. Her an ben, ekibim, kanımızla canımızla hazırız, buradayız. Hala daha o bölgeye gelen bir ekip yok. Yok. Yalvardık. Benim istediğim tek şey gidip bir bakılması. Yani insanı şuna rahatsız etmeleri çok kötü. Zannediyorum 6 ila 7 bin tane yardım çağrısı tweet attım. Birkaç, yani çok insan kurtuldu buradan. Çok fena yani. Zaten şimdi öldüler. Bir kısmı öldü. Bir kısmı kurtuldu ama o ölenler için ben tweet atmıştım. Rönesans sitesi, Rende sitesi. Bu iki siteye gitsinler. Özellikle Rönesans'ta metrekare başına çok fazla sayıda insan var. Depremin yaşandığı pazartesinden itibaren Cengiz Holding olarak uzman ekiplerimizle, iş makinelerimizle birlikte 1134 kişiyle deprem bölgesindeyiz. Türkaz Medya 700 milyon Türk lirası bağışını yaptı gecenin ilk bağışı olarak. Ne kadar güzel. Bu geceye 2,5 milyar lira bağışta bulunduğunuzu açıklıyorsunuz. 310 milyon liralık. 310 milyon liralık. Güzel. Çok teşekkür ediyoruz. 2 milyar lira bir bağış geldi. Çok teşekkür ediyoruz. Bu 100 milyonu bizim bir şekilde sanki bir 120 milyon taşıyabiliriz diye düşünüyorum. Sen ne dersin? Evet. Kamyon. Ayrıca. Holding 950. Evet. 950 milyon TL evet. Bağışladığını ifade etti. Teşekkür ediyoruz. Çok aslında teşekkür Türkiye'nin ederim. Merhametli, vicdanlı insanlarına aracıyız biz sadece. 25 milyon da şimdi çok şey kalmadı mı? Arada bir rakam kalmadı mı? Acaba o diyorum zaman, bunu böyle bir hep beraber 30 mu yapsak? 3 yok mu? 3 yok mu? 3,5 dediniz değil mi? 3,5. Güzel. Selamlar herkese.
Bu kanaldaki neredeyse her videonun amacı benim tarihe not düşme isteğim ve tarihe not düşmeyi bu kadar istediğim başka bir dönem olmamıştı. Instagram'da da demiştim, gün kim kime ne demişim peşine düşme günü değil ama ifşanın da tam zamanı. Tartışmaya açmamız gereken her konuyu tartışmanın tam zamanı. Her olayda olduğu gibi bu faciadan sonra da gözler influencerlara, ünlülere döndü. Dayanışmanın da koordinasyonun da hakkını verip erişim kabiliyetini en doğru şekilde kullananlar oldu. Kafasına binbir tilki dönenler de oldu. Efendim Taha Duymaz'ın bu olayı yani deprem altında göçük olayına şahsım adına inanmıyorum. Milyon takipçileriyle sessizliğe bürünen selebritilerin ifşası eski Survivor yarışmacısı Serkay Tutuncu'dan geldi. Vallahi bende helal olsun deme çıtası çok düştü. O yüzden helal olsun ki Serkay, hala hükümet eleştirilerinizi yakın arkadaşlarınıza koyuyorsunuz. İnanılmazsınız gerçekten. Süreç değişsin ama bana bir bok olmasıncılar. Gerçekten meselen ise konuş, değilse kapa çeneni. Bıktım ikiyüzlülüğünüzden, dedi. Ardından da şunu paylaştı. Alın ben sizin için paylaşayım. İki tane dizide de oynamayı veririz. Bazı kanallardan ve para yönünden çok verimli ortamlardan banlanmak istemeyenler, yardım işinin romantik yönüne odaklanmak zorunda kaldı. Mesela Murat Yıldırım malum yayından sonra fasulyelerini satıp kazandığı 200 lirayı vermek isteyen bir teyzeye teşekkür etti. Ya da Hande Erçel, lösemi hastası bir çocuğun tedavi bütçesinden bağış yaptığını duyurdu. Elini kolunu bağlı hissettiğim böyle bir faciada az da olsa yardımının dokunduğunu hissetmek insanı çok duygulandırıyor, biliyorum. Bu kişilerin niyetlerinin çok iyi olduğuna da şüphem yok. Fakat niyetlerinin iyi olması bilinçsizliklerini eleştiremeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Çünkü çok ihtiyacı olmasına rağmen elindeki parayı bağışlamak isteyen insanlar kimseyi duygulandırmamalı. Kimse birilerinin lösemi hastası çocuğun tedavi parasına muhtaç olduğunu düşünmemeli. Çünkü burada bir muhtaçlık durumu değil, hakkını alamama durumu söz konusu. Hiçbirimiz depremden sonra müthiş bir koordinasyonla çalışacak arama kurtarma ekiplerine, çadır kentlere, ısıtıcılara, konteynerlara, vinçlere, yemeğe, kıyafete, sağlam binalara muhtaç değiliz. Bunlar bizim hakkımız. Hepimiz paraya ihtiyacı olan insanların parasına göz dikmek zorunda kalmamak için devletlerin çatıları altında yaşıyoruz. Onurlu bir yaşam sürebilmek, muhtaç kalmamak için. Toplumdaki acıma duygusunun az da olsa bir işe yaradığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü o acıma hissi yerini vicdan rahatlığına bırakmak için bulabileceği en kestirme yola sapıyor. Yardım diye evdeki abiyeleri, bindallıları bağışlamak gibi mesela. Neyse ki vicdan rahatlatmak için değil, tam anlamıyla günü kurtarabilmek için canla başla çalışan da çok oldu. Ama onların da yaptıkları iyilikler cezasız kalmadı. 40 badire atlattılar. Mesela imkanları ne kadar el veriyorsa o kadar büyük bir koordinasyon başarısı sergileyen Ahbap kriminalize edilmeye çalışıldı. Hala da çalışılıyor. Öyle hararetle uğraşılıyor ki konu takipçilerinden Ahbap'a bağış yapmalarını isteyen Madonna'ya kadar sıçradı. Madonna FETÖ'cü ilan edildi. Şaka değil. Madonna bu çağrıyı yaparken bir dizide fotoğraf paylaştı. Bunlardan biri şu. Dünyanın en klişe ve kimsenin umrunda olmayan bu çizimindeki bayrakların konumu komplo teorisyenlerinin ellerini kaşındırdı. Bizimle paralel bir evrenden iletişim kuran Sait Ercan'ın yazdıklarına bir bakalım. Ah Madonna depremde bari mesaj verme, depremi bari sömürme, depremde bari simgeler kullanma. Madonna'nın kullandığı görsel gerçek değil arkadaşlar. Photoshop ile yapılmış. Yunan bayraklı arama kurtarma, Türk bayraklı çocuğu kurtarıyor. Tekrar bakın. Yunanistan büyük, şefkatli, baba, güçlü, erkek, korumacı, kendinden emin, uzman. Türkiye ise aciz, kız çocuğu, morarmış, zavallı. En dehşeti ise adam Yunan, altı parmaklı. Türkiye ile arasındaki 6 mil olan kara sularını değiştirme niyetinde olan Yunanistan'a bir mesaj mı bu? Şimdi tam zamanı mı demek istiyor küreselcilerin kuklası Madonna? Hep algı yönetimi. Gerçekler ise ikinci görselde depremden çıkan çocuk Yunan kurtarma ekibine bir kutu bisküvi verdi. Hayaller gerçekler. Bu üzücü çabanın hayaller ve gerçekler diye bitmesi bayağı manidar. Gerçekler gün gibi ortada çünkü. Mesela türlü magazin savaşlarına girmiş Deniz Akkaya'nın bir daha açmamasını umduğum Instagram hesabını kapattıran da Haluk Levent'e attığı iftiralar oldu. Bir insanın ülkenin bir kısmı tarif edilemez acılar yaşıyorken, hatta ülkeyi de geçelim, 1 milyon takipçisinin bir kısmı bu acıları yaşıyorken kendi ajandasının derdine düşmesi nasıl mümkün olabiliyor hiç anlamıyorum.
Ama Deniz Akkaya'yı bu konuda yalnız bırakmadılar tabii. Hatay'daki köy evinde çektiği yemek videolarıyla hayatımıza giren Taha Duymaz'ın enkaz altında kurtarılmayı beklediği günlerde görmediğimiz rezillik kalmadı. Önce Taha'nın ailesinin doğru enkaza çağrı yapmadığı iddia edildi. Sonra ailesinin bu olay üzerinden prim yaptığı. Son olarak Taha'nın aslında enkaz altında olmadığı, saklandığı ile ilgili açıklamalar bile okuduk. Dünyanın sırrını açıklıyormuş gibi davranarak ölüsüne saygı duymadıkları bir çocuktan etkileşim koparmaya çalışan bazı kriminal şahısların kavgası hala sürüyor. Bu Taha'ya saygı duyulmaması durumu bu şahıslarla sınırlı bir hadise de değil bu arada. Başta acıma duygularıyla ünlü olsun istenen Taha'nın gerçekten ünlü olunca maruz kaldığı siber zorbalık burada bugüne kadar linçlerini konuştuğumuz tüm influencerları 3'e 5'e katlar. Şimdi özür dileyip günah çıkaran ve eski tweetlerini, paylaşımlarını silen bir sürü çok takipçili hesabın bir dönem ekmek kapısı Taha'yla dalga geçmekti. Taha röportajlarında 12 kardeşli bir aileye baktığı için hayat standartlarını yükseltemediğini anlatsa da parası var, kendini acındırıyor gibi korkunç yakıştırmalar yapıldı. Ya mesela şey diyorlardı, o mutfaktan su bile içemem. İğrenç bir mutfak, çok kötü. Yayın açmıştım bir ara mesela. Bana sürekli kopya yapıştır, fakir yazıyorlar. Taha'nın tavırlarının ve konuşmasının feminen bulunması, hem bir erkek olarak yemek yapmasının bile eleştiri konusu olduğu köyünde. Arkadaşlarım videomu benim önümde açıp benimle dalga geçtiler. Hem de sosyal medyada maruz kaldığı zorbalığa kılıf yapıldı. Canlı yayınlarına binbir türlü hakaret işitti. Dalga geçilen fiziksel özelliklerini estetik yaptırarak değiştirmek zorunda hissetti. Sosyal medya kullanmasaydım bence burnuma asla dokunmazdım ve kulağıma da dokunmazdım. Sonuçta influencerları halktan kopuk olduğu için eleştiren insanlar Taha'ya sosyal medyadan bir kuruş bile kazanmayı yakıştıramadı. Amacım Taha Duymaz'ın hikayesini bir trajedi gibi anlatmak değil bu arada. Keşke zamanında olsaydım dediğim sesi olmaya çalışıyorum. Bu zorbalıkta katkısı olanların hissettiği pişmanlık, diledikleri özür samimi midir bilmiyorum. Ama Ala Toker bu olaydan kendine bir hayat dersi çıkardı mesela. Taha'nın gidişi ve tüm bu olanlar bana da ders verdi. Ben de kalp kırdım belki, yargıladığım her şeyi bilmeden yaptım. Birilerinin hikayesinin kötü karakteri benim belki. Küfür ettim, hakaret ettim, bazen yalan söyledim, bilmeden yargıladım, tanışınca arkasından konuşmamış gibi davrandım. Yapmadım değil. Ama işte bugün var, yarın yok. Herkesi sevemeyiz, mümkün değil ama artık karşımızdakine ne hissettiğini bilmeden konuşmamalıyız. Kalp kırmamalıyız. En azından denemeliyiz. Çünkü bunun vebali bambaşkaymış. Çok güçlü, çok ünlü, çok zengin duruyor olabilir gözünüzde. Ama herkesin fırtınası bambaşka. İçimde çok sevdiğim, çok özlediğim, aramadığım, konuşamadığım herkes için düşünüyorum bunu. Bitmesi gereken biter illa ama birilerinin hikayesindeki kötü karakter olmayalım artık. Zorbalık ve linç gündem olunca o sırada linç edildiğini düşünen influencerlar da gündeme balıklama atladı. Mesela şu postu yüzünden linç edilen, bilim ve kanun tanımayan bir toplumun doğal seleksiyonuna şahit oluyoruz. Hemen ardından özür dileyen ama aslında pek de üzgün olmadığını şu story ile anladığımız Deniz Dülgeroğlu. Linç kültürüne katılan insanlarla arkadaş olanları görüyorum ve çok merak ediyorum. Beni sokmaya çalışan yılan bin yaşarsa yarın seni de sokmaz mı sence? Taha Duymaz'ın maruz kaldıklarından yola çıkılarak tartışmaya açılan siber zorbalık ve linç konuları üzerinden kendini aklamaya çalışmak kadar tipik bir ben merkezci influencer hareketi daha olamaz herhalde. Psikologların depresyona girecek kadar kendini harap edenlerin toparlanabilmesi ve uzun vadede psikolojik sağlıklarını koruyabilmesi için yaptığı normale dönün, rutinlerinizi sürdürün lafını havada kapanlar da aynı şekilde influencerlar oldu. Şunu not düşeyim, içerik üretmek, story atmak, reels çekmek bu insanların işi. Gelirleri yani. Kim işine döndü diye bir cadı avı başlatmaya niyetim yok, kimsenin de yok bence. Buradaki olay işin nasıl yapıldığı aslında. Bir protein tozu markasının, ki sağlıkçılar hiç makul bulmuyor, depremzedelere yardım niyetiyle gönderdiği protein tozlarının reklamını yaparak mı? Ya da bacak antrenmanında kaldırdığım ağırlıklar gibi enkaz kaldırabilseydim keşke diyerek mi? Sanmıyorum. Normale dönün diyen psikologların da böyle bir şey hayal ettiğini hiç sanmıyorum. Peki sence normale dönmek nasıl olmalı pasta diye sorarsanız, bazı dersler alarak, dayanışmayı ve hesap sormayı bırakmayarak. Bizden ve bizim küçük dünyamızdan çok daha büyük ve önemli şeyler var. Etkileşim hastalığının tedavisi de mümkün. Ama hepsinden öte sesimizin gücünü fark etmemiz şart. Sesimizi herkesin onurlu bir yaşam sürme hakkı için çıkarmak zorundayız. Bunu yapamayacaksak zaten neden yaşıyoruz?